Kerem Alkin, nükleer küresellik çıtasıdır. Son 15 yılda AK Parti iktidarları Türkiye'ye iş dünyasına sayısız beceri ve imkanlar kazandırdı. Bu imkanlardan ikisi ekonomik alanda öngörülebilirlik ve sürdürülebilirliktir. Türkiye bu iki kavram üzerinden 230 milyar dolardan 860 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğüne, 23 milyar dolardan 160 milyar dolar ihracat hacmine yürüdü. Türkiye'nin ekonomi alanında yakaladığı başarı grafiğinin Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu gücünü perçinlemesinden, sahadaki becerisinden rahatsız olan küresel güçler, 2006'dan beri sayısız vahşi saldırıyla AK Parti iktidarlarının sağladığı ekonomik ve politik istikrarı, öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği yok etmeye çalıştılarsa da çok şükür ki başarısız oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dün sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik boyutunda yeni bir adım daha atıldı nükleer enerji. Bugün dünyanın saygın ekonomilerini yüzün üzerindeki ekonomiden ayıran en önemli başlık sürdürülebilirlik becerisidir. Nükleer enerji bu alanda mesafe almış ekonomiler açısından üç alanda sürdürülebilirlik imkanı sağlamaktadır. Birincisi, ülkenin enerji bağımsızlığı ve enerji kaynak çeşitliliği adına sürdürülebilirlik, İkincisi küresel rekabet açısından enerji fiyatlarının yönetimi ve enerji maliyetleri açısından sürdürülebilirlik. Küresel rekabet ve itibar boyutunda ülke ekonomisinin karbon salınımı açısından sürdürülebilirlik. Bu kritik önemdeki etkiler itibariyle Türkiye gibi bölgesine ilham veren oyun kurucu bir ülke açısından nükleer enerji küresellik eşiğidir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun ilk adımı olan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği'nin 1956'da Demokrat Parti zamanında kurulması, 1982'de başbakanlığa bağlı bir kuruma dönüştürülmesi bizi şaşırtmamalı. Adnan Menderes'le başlayıp Turgut Özal'la devam etmiş bir zihinsel ve kurumsal dönüşüm mücadelesinin başarıların üst çıtasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin başarısı. Nükleer enerji aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki yerlilik, millilik hamlesine benzer şekilde Türk şirketleri açısından hem uluslararası güvenlik standartlarında çalışma kültürü hem hem de yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı malzeme üretme yeteneği kazanacakları önemli bir fırsat. Türkiye'nin ihracatını önce 250, ardından 500 milyar dolara taşıyacaksak, bunu yüksek beceriye sahip enerji, savunma, havacılık, uzay ve bilişim teknolojileriyle yakalayacağız. Kerem Alkin, Sabah